gelemem deme sakın. Gelmek zorundasın. Sevemem deme sakın. Sevmek zorundasın. İşte şimdi Doğuş'un evinin kapısını çalıyor. Ünlüler sofrası için mutfak marifetlerini göstermesini istiyoruz. Nerede kaldınız ya? Aa, sen ilk önce merhaba der canım. Ya, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim vallahi. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Ne yemek? Neredesin? Ben böyle kokular falan alıyorum. Yok, daha pişirmedim ama hissettin herhalde. Nerede kaldın? Niye bu kadar geç kaldınız? Çok trafik vardı. Malum tabii İstanbul trafiği. Öyle biraz beklettik. Kusura bakmayın. Hadi buyurun. O zaman hemen mutfağa geçiyoruz. Sahnelerdeki o Doğuş'tan evinde eser yok. Süt dökmüş bir kedi gibi sakin ve kendi halinde. Hele hele söz konusu olan mutfak halleri ise az önce yaptığımız benzetme tamamen yerli yerinde oluyor. Ne yapacaksın bugün bize? Trafik mi? Tavuğumuz var. Güzel bir şeyler yapacağım inşallah, beğenirsiniz. Aşçım bana hazırladı. Ben de sizlerle paylaşacağım inşallah. Hazırlanmış bakar mısınız? Hiç yalan söylemiyorum, görüyorsunuz değil mi? Abi, yani gayet dürüstçe söyledi. Evet. Güzel güzel doğranmış hepsi, hazırlanmış biz geleceğiz diye. Çok acemi Doğuş mutfakta, çok. Hiç girmez misiniz mutfağa böyle ara sıra da olsa? Girmem ya, ben genelde yemek yemesini severim. Yani öyle becerilerim yoktur. Yumurta bile kıramam. Şimdi aslına bakarsak evet. Aa, görüyor musunuz? Bizim için bugün böyle mutfakta gerçekten yemek yapıyor. Sizler için çok teşekkür ederiz. Ne kadar böyle fışır fışır olması lazım bunun takdiren, okay. Uzaktan. Tezgahın başında Doğuş var ama kamera açısının görünmediği bölgelerde de bir ton yardımcısı. Büyük ocak hangisi? Şu galiba. Bir dakika, ben de beceremedim ha. Sabaha kadar bekleyecektik ha. Ne bileyim, bilmiyoruz işte kardeşim, zorla mı ya? Sizi kırmayıp yapıyoruz işte. Ay, yemek yapacağız ediyoruz, yani. Çok teşekkür ediyoruz. O kadar marifetli değiliz yani. Çeviriyor muyuz? Doğrudur. O arkadan da taktik alıyor yalnız. Bakar mısınız? Taktik. Bu beyaz beyaz bir haller oldu. Evet, buna öyle olması lazım. Doğru mu yani? Doğrudur. Yani, tuhaf bir şey. Evet, bir erkek mutfağa girip ilk kez yemek yaparsa ne olur? Şimdi onu seyrediyoruz. Gerçekten çok beceriksizimdir. Bir yengeç burcu olarak hiç yakıştıramıyorum bunu kendime. Aa, yengeç burçları sever oysa ki değil mi? Böyle evet, yapmayı ama falan. Ben işte yemesini seviyorum. Ben aralarında böyle virüs gibi farklı çıkmışım herhalde. İlginç. Bir, dikkat ettiğim kadarıyla böyle formuna çok dikkat ediyorsun. Sporla aran nasıl? Tabii, sporla aram iyi. Çok selam var sana. Selam. Sağ olsun. Ben de yapıyorum. Kendilerini çok yakından takip ediyorum. Pilates yapıyorum. Vay seni vay, vay seni vay. Güzel. Peki şey, yediğin, içtiğin şeylere dikkat eder misin? Valla işin aslına bakarsak 1,5-2 yıldır hiç dikkat edemedim kendime. Çünkü çok ciddi bir yoğunluk içerisindeyim. Hı. Ama birkaç gün içerisinde ciddi bir antrenmanla yaza kadar takır takır olmayı planlıyorum. Yaza değil mi? Az kaldı. Az kaldı. Zaten şu yaz mevsimi gelince... Şu anda gelince... hafif bir göbek çıktı. Duvar olursun, taş olursun, uzayıp giden yol olursun. Gözün görmez, engel bilmez, kaç gece sabahlarını görmezse bir de üstüne biterse. Miden ağrır, başın döner, gözün görmez, engel bilmez, kaç gece sabahlarını görmezse bir de üstüne titrerse. İşte buna aşk derler, aşk derler, aşk derler. Kıymetini bilemeyenler, dert derler, acı derler. İşte buna aşk derler, aşk derler, aşk derler. Kıymetini bilemeyenler, dert derler, acı derler. Oh süper. Ay güzel kokmaya başladı. Ben de çok acıktım. Biz yoldan geldik, çok trafik vardı. Farkındayım, geç kaldınız. Bak biz her şeyi yaptık, ettik. Biz Allah'tan yemeği beraber yapıyoruz yani. Siz gelene kadar ilk yapıp biz yemedik yani. Dua edin. Biz de çok acıktık. Yeriz şimdi hep beraber. Arkadan direkt tiplerle yemek yapıyoruz. Süper. Peki müzik macerası nasıl başladı? Müzik maceram nasıl başladı? Ben ilk yola çıkarsak ilk Antalya'da başladı. Antalya, Bodrum o taraflarda. Barlarda şarkı söylemeye başladı. Arda Akız ikisini yapamadım. Sesinin böyle güzel olduğunu ne zaman fark ettin? Çocukluk yıllarında mı? Ben ufakken
Radyonun arkasına geçip babaannem anlatır. Şarkılar söylermişim. Hadi beni dinleyin diye. Beni dinle. O bende evet. De vardı. Ben de yani. Çocukken televizyon önüne geçerdim. Onları seyretmeyin, beni seyredin diye. Demek ki çocukluktan belli oluyormuş yani. Değil mi böyle şeyler? De. Ben kimseyi seyretilmezdim. Televizyon önüne geçerdim hemen. Yak bir yak bir bana gözlerini, tut bir tut bir benim ellerimi. Yak bir yak bir bana gözlerini, tut bir tut bir benim ellerimi. Hadi gel seninle, uçalım. Mantarı atıyoruz. Aşçı yemeği olarak bu işi ben yapıyorum. Biliyorsunuz yerlere de döküyorum. Ben biraz takarımdır. Seyirci. Biraz mı? Ama seyirci. Her tarafı kim yapıyor? Seni seyirciler ya. Ama seyircilerin gülür yani. Benim sakar olduğumu. Onlar bilir. Ben çünkü her hafta böyle bir birinin evinde böyle bir yıkıyorum ortamı. İnanmıyorum. Tabii tabii. Yazık o arkadaşlarım hakikaten. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Alıştı onlar bana. İyi tamam. Artık. Ne yemeği seversin en çok? Ben ıspanak çok severim. Tarla fasulyeyi çok severim. Ben de. Aynen. Bayılırım onlara. İnanmıyorum. Biz yemektaşız o zaman. Vallahi bayılırım. Yani. Ispanak en sevdiğim şey. Ispanak, ki bayılırım. İnsanlar pek sevmezler. Ispanak, taze fasulye. Ben bak of. Bir şey söyleyeyim. Taze fasulyeyi bir yaparım. Bir yaparım. Atıyorsun. Gerçekten ya. Yaparım. Bir gün sen yap, biz de sana gelelim o zaman. Alalım kameraları tamam. Gelelim. Tamam. Yani. Bir gün ben yapayım. Tamam. Taze fasulye çok güzel yapıyorum. Annemden öğrendim. Ciddi misin ya? Gerçekten. Tamam iyi hadi sözüm var bak. Zeytinyağlıları güzel yapıyorum. Çok basit çünkü zeytinyağının kuralı çok basit. Ciddi misin? Vallahi. En kolay şey aslında. Bir zor zannediyorlar ama çok kolaydır zeytinyağlı yapmak. Oh suyunu da saldı. Onda ne, o ne demek mesela suyunu saldı? Şimdi bu tavuğun böyle içinde kendi suyu var ya. Böyle suyunu da boş ver. Bu tavuğun ne hayalleri vardı biliyor musun? Biz onu kestik şimdi yiyoruz ya. Ne cani. Oralara girersek çıkamayız. Vallahi billahi. Böyle kırlar tut 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 tut. Tezme hayalleri vardı. Biz sıktık onu şimdi yiyoruz. O zaman ilerleyen yıllarda vejetaryen olarak göreceğiz yo, galiba. Yok ben de vejetaryen falan olamam yani. Ben seviyorum etimi. Ha o zaman şey diyorsunuz ya. Ah çok güzeldi ama of falan. Bakıyorsun yazık diyorsun ya, sonra yiyorsun. Vejetaryen olan arkadaşlarıma saygı duyuyorum nihayetinde. Bu hayat herkese özgü. İsteyen istediği gibi takılabilir. Ama et sağlıklı yani. Beyaz et özellikle çok sağlıklı. Evet, balık, tavuk. Sever evet, misin balık? Başka? Çok severim. Şimdi biraz domatesleri ekleyelim artık Ramazan evet, Bey. Evet koyabiliriz. Tiyoları alıyoruz arkadaşlar. Allah'ım böyle domates koyma şekli yok. Hepsini bir daha battı bunun içine ya. Ne yapayım elimi bulaştıracaktı. Yıkadın o kadar. Yavaş yavaş böyle tane tane nazik nazik incitmeden yapacaktım. Birazcık salça koyacağız onun içine. Ciddi söylüyorum ben. Tabii tabii lezzet katsın diye salça koyacağız. Bu kadar. Yeteneğim olduğunu hadi. Bilmiyordum yani açıkçası. İlk defa yemek yapıyorum. Yani hayatımda. Artık bundan sonra yemekleri evde yok. Yapar mısın? Yok, yok. Yok. Arkadaşlarım var bu işleri yapan. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Şusun. Benimle ilgilendikleri için. Bak yine sen haklı çıktın. Ayaz çökmüş umursamaz kalbimi hainler. Sarmışlar dört bir yandan yanımı gözyaşlarıma aldırmıyorlar. Daha ne kadar kırabiliriz diyorlar. Şimdi çıldırmanın tam zamanı. Şimdi kötü olmalı belaya bulaşmalı. Şimdi her şeyden nefret eder oldum. Yaptığının hesabını sana soracağım. Günlerin sayılı. Şimdi çıldırmanın tam zamanı. Şimdi
kötü olmalı, belaya bulaşmalı. Şimdi her şeyden nefret eder oldum, yaptığının hesabını sana soracağım. O hazır. Tamam, alalım salçamızı. Koyalım mı? Dur biraz daha olsun ya. Bence oldu. Oldu mu? Hadi o zaman salçayı. Sen yemek yapmasını biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. İyi tamam, doldur o zaman. Bilmez miyim artık? Öğrendik bayağı gide gele böyle. Böyle programda mı öğrendin? Tabii, sanatçıların evine gide gele öğrendim. Yok, biliyorum canım. Biliyor muydun? O biraz esprisi, hani ben şey yapıyorum. Bilmez miyim? Evde yemeklerimi kendim yapıyorum. Ciddi misin? Tabii. Ben de ciddiyim, bak gördün mü şimdi ne olacak? Evet. Ben ortalığı böyle batırıyorum. Burayı artık kim toplar bilmiyorum. Sen toplayacaksın. Yemektense. Misafir toplar yani. Biz de böyle. Biz de gelen misafirlere zannetiz. Çalıştırıyoruz gelen misafirleri. Biraz tuz ve baharat alalım. Şefimiz diyor ki biraz tuz, biraz baharat. Burada baharatımız var gördüğünüz üzere. Efendime söyleyeyim. Pul var. Biber, kekik, biraz nane. Şimdi bunları şöyle. Biraz da tuz atıyorum. Atalım. Şöyle. Tamam, fazla tuzlu değil. Bu nasıl lezzetli olur biliyor musun böyle? Herkesin belli değildi bu yemek. Bence de ya. Şöyle. Yemek yaparken şarkı söylemeyi sever misin? Yemek yapmasını bilmiyorum ki, ilk defa yemek yapıyorum ya. Olsun böyle mutfakta ya da ne bileyim iş yaparken. Evde hiç iş. Severim. Hiç ev işi yapmam. Yapmam. Hiç. Hiç böyle yatağını falan toplamıyorsun, kıyafetlerini, ütü. Çok tam. Yemek. Çok. Eyvah. Fenayim. Eyvah. O zaman nasıl olacak bu işler? Bilmem. İşare bulmak lazım bu işlere. Evet. Bekarlık sultanlık mıdır yani? Vallahi. Ne olacak böyle? Bekarlık sultanlıktır yani. Bence de yani. Katılıyorum sana. Ha, benim fikrim değil o. Yok bayağı sen söyledin. Bekarlık sultanlık. Zor yani şimdi seninle de yani böyle dağınık. Şey yapmaz etmez. Sürekli birinin senin arkandan toplaması lazım. Ya evet öyle yani. O yönlerim var. Ben o tarz tavırlarım var yani. Vallahi bu yemek oldu gibi. Tadına bakalım mı? Bir çatalla bir alalım. Bir çatal alalım. Burada çatalımız. Bir çatalla bir tadına bakalım. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz evde yapabileceğiniz çok pratik bir yemek. Ben herkese tavsiye ediyorum. Süper. Ay güzel koktu şöyle. Muhteşem koktu yalnız. Şimdi temiz tabak bulmam gerekiyor galiba. Temiz tabaklarımız burada. Şuradan alalım. Evet. Şu iyi midir, uygun mudur? Çok uygundur. Bir tabak. Daha alalım. Demek aslında biraz beklemesi lazım değil miydi ya? Ben çok açım, bekleyebilecek miyiz? Ya fark ettim bayağı epey bir aç olduğunu. Yeter mi? Bir tane biraz daha. Ben ne masraflı çıktı ya. tabii. Aşk olsun insan. Ya şaka yapıyorum ya. Ben giderim. Ya. Benim hiçbir yerimden yemek yediğim belli mi? Ama ben çok yemek yerim. Yani çok zayıfım ama inanılmaz yemek yerim. Şu anda korkuyorum biraz sonra tavaya saldıracak diye. Çatalımı aldım. Dolabın kapısını kapatalım. Kapağını. Tabii böyle ayaküstü yemek yenmez. Bu kadarcık mı yiyeceksin? Bu kadarcık mı? Hepsi bu mu? Bu başlangıç. Yani çekim bittikten sonra hepsini böyle yemeyi planlıyorum ama bir şimdi bakar mısınız yalnız? Onun aldığı tabağa bir de benim aldığım tabağa bakar mısınız? Evet, görün. Görün. Misafirlerimle nasıl ilgilendiğimi siz de görün. Şimdi bunları böyle mi yiyoruz? Yani biz böyle değişik. Bizim evimiz böyle. Biz böyle cool takılıyoruz ayakta. Bu yeni mi? Böyle yemek yenmez, benim günah. Hmm. Ben mesela böyle yiyebiliriz mesela, değişiklik olsun diye. Bekar evi falan ya, o yüzden. Bekar evi. Bekar evlerini değil mi? Kolay değil. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi güzel olmuş. Eline sağlık. Süper olmuş. Yandın mı? Yandım ama. Aa. Ne güzel yapmışım ya.
Kendiniz de şaşırdım. Beklemiyordum böyle bir performans. Gerçekten kendime inanamıyorum şu an. Oysa ki yemek yapmak ne kadar basit bir şeymiş değil mi? Öyleymiş ya. He, kovuyorum seni. Eyvah, olan aşçı oldu. Evdeki aşçı kovuldu. Aslında pratik alsam kendi aşçımdan bunları yapabileceğime inanıyorum. Fakat tabii onun ne kadar yaptığımı zannetsem de bir yediğim yeme inan bana bir günde Ramazan Bey yapsın size. Bu tabağı da yemek zorunda hissedersiniz kendinizi. Aa, o kadar iddialı o yani. O kadar iddialı, evet. Vallahi fena olmamış. Ben bunu izledim. Ben güzel yapmış mıyım hakikaten? Vallahi güzel yiyorum. Şimdi biraz öv beni. Bir öv, öv. Şişir beni, öv beni. Öv beni. Anlat. Oh, nasıl güzel. Nasıl güzel. Anladım, ben hayatımda böyle bir şey görmüyorum. Alayım. Dur, 5 milyon ver. 5 milyona bu kadar değil mi yani bu? Kızım, tamam, devam ettin. Tamam. 5 milyon. 5 tane vereceksin. Ve ünlü popçuyla müzik üzerine çok ama çok özel bir sohbet. Ben işte atıyorum işte Tommy Lee dinlerim falan. Ya da işte ben Enrique dinlerim falan. Ama gerek yok abi. Ben Türkiye'deki sanatçılardan çok memnunum. Doğuştan çok ilginç ve çarpıcı bir öykü geliyor. Böyle attı. Hoş geldiniz. Biz de tam içeri giriyorduk. Güle güle dedi. Müzik piyasası kan ağlarken o albümünün 100 bin barajını aşmasını neye bağladı? Ödülümüzü de aldık şu anda, 100 binleri aşmış durumdayız. Bunun nedeni de belli yani. Arabasında neden asla ve asla müzik dinlemiyor? Ben bir teori edeceğim. Doğuş arabasında kesinlikle hiç teyp falan edemiyor. Kendi tarzının dışında hangi tarzda şarkı söylemeyi seviyor? Biz düşünüyoruz tabii ki öyle bir kafamızda. Şu anda öyle bir zemin hazırladık ama. Benim ses aralığım çok geniş. Ve doğuştan muhteşem bir sanat müziği ziyafeti. Akşam oldu. Doğuştan kanun eşliğinde canlı canlı harika bir müzik ziyafeti. Bazen bize hayat acı verebilir. Mucize yerine her şey elden gidebilir. Az sonra. Evet, mutfakta yemeklerimizi yedik. Şimdi içeriye geçtik, çaylarımızı içiyoruz. Bizi de böyle karşıladığınız için teşekkür ediyoruz ayrıca, böyle kanun falan. Güzel bir ederim. Müzik öncelikle ziyaret olacak galiba. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gökhan Doğanay benim aranjör arkadaşım. Beni kırmadı. Çok teşekkür ediyorum burada kendisine. Evet. Böyle ufaktan bir şeyler yapacağız. Biraz eğleneceğiz inşallah. Evet. Sen bize hayat acı verebilir, mucize yerine her şey elden gidebilir. Küsüp kapanıp ağlar yürek, sabretmeyi bilmek gerek. Kalbin dolsun görünmeyen melek. Bazen bize hayat acı verebilir, mucize yerine her şey elden gidebilir. Küsüp kapanıp ağlar yürek, sabretmeyi bilmek gerek. Kalbinde olsun görünmeyen melek. Korkma, korkma bebeğim, buna da dayanırsın. Korkma, korkma bebeğim, buna da alışırsın. Derdin çok diye ağlanma, sığın inat Allah'ına. Gerçeği bil, sevgi aşk ondan gelir. Korkma, korkma bebeğim, buna da dayanırsın. Korkma, korkma bebeğim, buna da alışırsın. Derdin çok diye ağlanma.
sevdi aşk ondan gelir. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz yemeğin üstüne. Zaten biraz hastayız da. Sesimiz çıkmıyor ama sizi kırmayalım diye. Gayet güzeldi. Şey yaptık. Gayet güzeldi. Yani. Albümde kimlerle çalıştınız? Albümde sevgili Gökhan'la çalıştım. Albüm %99'unu Gökhan yaptı. Gökhan her şeyimle ilgilendi. Çok teşekkür ediyorum burada. Tabii ki çok müzisyen arkadaşlarımızla çalıştık. Sayısı çok kalabalık bir orkestra. Bana gelemem deme sakın, gelmek zorundasın. Sevemem deme sakın, sevmek zorundasın. İşte şimdi Doğuş'un evinin kapısını çalıyor, ünlüler sofrası için mutfak marifetlerini göstermesini istiyoruz. Nerede kaldınız ya? İsa ilk önce merhaba der canım. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyi vallahi. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim. Nasıl? Yemek neredesin? Ben böyle kokular falan alıyorum. Yok yok, başladınız daha pişirmedim ama hissettin herhalde. Nerede kaldın? Niye bu kadar geç kaldınız? Çok trafik vardı malum tabii. İstanbul trafiği öyle. Biraz beklettik, kusura bakmayın. Hadi buyurun. O zaman hemen mutfağa geçiyoruz. Geç. Sahnelerdeki o Doğuş'tan evinde eser yok. Süt dökmüş bir kedi gibi sakin ve kendi halinde. Hele hele söz konusu olan mutfak halleri ise az önce yaptığımız benzetme tamamen yerli yerinde oluyor. Ne yapacaksın bugün bize? Trafik mi? Bana gelemem deme sakın, gelmek zorundasın. Sevemem deme sakın, sevmek zorundasın. İşte şimdi Doğuş'un evinin kapısını çalıyor, ünlüler sofrası için mutfak marifetlerini göstermesini istiyoruz. Nerede kaldınız ya? İsa ilk önce merhaba der canım. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyi vallahi. Siz nasılsınız? Teşekkür keyifler ederim, nasıl? Ne yemek neredesin? Ben böyle kokular falan alıyorum. Yok yok, başladınız daha pişirmedim ama hissettin herhalde. Nerede kaldın? Niye bu kadar geç kaldınız? Çok trafik vardı malum tabii. İstanbul trafiği öyle. Biraz beklettik, kusura bakmayın. Hadi buyurun. O zaman hemen mutfağa geçiyoruz. Geç. Sahnelerdeki o Doğuş'tan evinde eser yok. Süt dökmüş bir kedi gibi sakin ve kendi halinde. Hele hele söz konusu olan mutfak halleri ise az önce yaptığımız benzetme tamamen yerli yerinde oluyor. Ne yapacaksın bugün bize? Trafik mi? Tavuğumuz var. Güzel bir şeyler yapacağım inşallah, beğenirsiniz. Aşçım bana hazırladı. Ben de sizlerle paylaşacağım inşallah. Hazırlanmış bakar mısınız? Hiç yalan söylemiyorum, görüyorsunuz değil mi? Yani gayet dürüstçe söyledi. Evet. Güzel güzel doğranmış hepsi, hazırlanmış biz geleceğiz diye. Çok acemi Doğuş mutfakta. Bana gelemem deme sakın, gelmek zorundasın. Sevemem deme sakın, sevmek zorundasın. İşte şimdi Doğuş'un evinin kapısını çalıyor, ünlüler sofrası için mutfak marifetlerini göstermesini istiyoruz. Nerede kaldınız ya? İsa ilk önce merhaba der canım. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyi vallahi. Siz nasılsınız? Teşekkür keyifler ederim, nasıl? Ne yemek neredesin? Ben böyle kokular falan alıyorum. Yok yok, başladınız daha pişirmedim ama hissettin herhalde. Nerede kaldın? Niye bu kadar geç kaldınız? Çok trafik vardı malum tabii. İstanbul trafiği öyle. Biraz beklettik, kusura bakmayın. Hadi buyurun, buyurun. O zaman hemen mutfağa geçiyoruz. Geç. Sahnelerdeki o Doğuş'tan evinde eser yok. Süt dökmüş bir kedi gibi sakin ve kendi halinde. Hele hele söz konusu olan mutfak halleri ise az önce yaptığımız benzetme tamamen yerli yerinde oluyor. Ne yapacaksın bugün bize? Trafik mi? Tavuğumuz var. Güzel bir şeyler yapacağım inşallah, beğenirsiniz. Aşçım bana hazırladı. Ben de sizlerle paylaşacağım inşallah. Hazırlanmış bakar mısınız? Hiç yalan söylemiyorum, görüyorsunuz değil mi? Yani gayet dürüstçe söyledi. Evet. Güzel güzel doğranmış hepsi, hazırlanmış biz geleceğiz diye. Çok acemi Doğuş mutfakta, çok. Hiç girmez misiniz mutfağa böyle ara sıra da olsa? Girmem ya, ben genelde yemek yemesini severim. Yani öyle becerilerim yoktur, yumurta bile kıramam. Aslına bakarsak evet. Görüyor musunuz, bizim için bugün böyle mutfakta gerçekten yemek sizler yapıyorum. İçin. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar böyle fışır olması lazım bunun takdiri, okay. Uzaktan. Tezgahın başında Doğuş var ama kamera açısının görünmediği bölgelerde de bir ton yardımcısı. Büyük ocak hangisi? Şu galiba.
dakika, ben de beceremedim ha. Sabaha kadar bekleyecektik ha. Ne bileyim, bilmiyoruz işte kardeşim, zorla mı ya? Sizi kırmayıp yapıyoruz işte, ay, yemek yapacağız ediyoruz, yani. Çok teşekkür ediyoruz. O kadar marifetli değiliz yani. Çeviriyor muyuz? Doğrudur. O arkadan da taktik alıyor yalnız. Bakar mısınız? Taktiklerle yine... Bu beyaz bir haller oldu evet, buna. Evet, öyle olması lazım. Doğru mu yani? Doğrudur. Yani, tuhaf bir şey evet, derdim. Bir erkek mutfağa girip ilk kez yemek yaparsa ne olur? Şimdi onu seyrediyoruz. Gerçekten çok beceriksizimdir. Bir yengeç burcu olarak hiç yakıştıramıyorum bunu kendime. Aa, yengeç burçları sever oysa ki değil mi? Böyle evet, ama falan. Ben işte yemesini seviyorum. Ben aralarında böyle virüs gibi farklı çıkmışım herhalde. İlginç. Bir, dikkat ettiğim kadarıyla böyle formuna çok dikkat ediyorsun. Sporla aran nasıl? Sporla aram iyi. Çok selam var sana. Sağ olsun. Ben de yapıyorum. Kendilerini çok yakından takip ediyorum. Pilates yapıyorum. Vay seni vay, vay seni vay. Güzel. Peki şey, yediğin, içtiğin şeylere dikkat eder misin? Vallahi işin aslına bakarsak 1,5-2 yıldır hiç dikkat edemedim kendime. Çünkü çok ciddi bir yoğunluk içerisindeyim. Aha. Ama birkaç gün içerisinde ciddi bir antrenmanla yaza kadar takır takır olmayı planlıyorum. Yaza değil mi? Az kaldı. Az kaldı. Zaten şu yaz mevsimi gelince... Şu anda gelince... hafif bir göbek çıktı. Duvar olursun, taş olursun, uzayıp giden yol olursun. Gözün görmez, engel bilmez, kaç gece sabahlarını görmezse bir de üstüne titrerse. Miden ağrır, başın döner, gözün görmez, engel bilmez, kaç gece sabahlarını görmezse bir de üstüne titrerse. İşte buna aşk derler, aşk derler, aşk derler. Kıymetini bilemeyenler, dert derler, acı derler. İşte buna aşk derler, aşk derler, aşk derler. Kıymetini bilemeyenler, dert derler, acı derler. Oh süper. Ay güzel kokmaya başladı. Ben de çok acıktım. Biz yoldan geldik, çok trafik vardı. Farkındayım, geç kaldın. Bak biz her şeyi yaptık, ettik. Biz Allah'tan yemeği beraber yapıyoruz yani ha. Siz gelene kadar iyi ki yapıp biz yemedik yani, dua edin. Biz de çok acıktık. Yeriz şimdi hep beraber. Arkadan direktiflerle. Hayat sanda atamıyor, aklım eski günlerde. Denedim, 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 olmuyor. Ne yapsam, ne etsem, aklımdan çıkmıyor. Denedim, 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 olmuyor. Ne yapsam, ne etsem, aklımdan çıkmıyor. Denedim, 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 olmuyor. Ne yapsam, ne etsem, aklımdan çıkmıyor. Denedim, 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 olmuyor. Ne yapsam, ne etsem, aklımdan çıkmıyor. Vallahi ses kısık 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 okuyoruz yani. Vallahi gayet güzel okuyorsunuz. Aa, biz fark ediyoruz hataları da. Entonasyonlar havalarda uçuşuyor. Ama ses kısık. Bize gayet güzel geldi. Aman. Ekran başındaki izleyicilerimiz de bence keyifle dinliyorlardır. Dinliyorlar. Peki, tabii de biz hani keşke daha sağlıklı okuyabilsek değil mi? Yani ama çok ciddi bir yorgunluğumuz var. Bir, aynen, bir hastalık atlattık tabii. Ses de bellidir zaten olsun. Konuşmamızdan. Geçmiş sesimin olsun. Rengi yok değil mi? Evet, rengi yok. Rengi yok resmen. Tabii böyle çok koşuşturuyorsunuz çok, değil mi? Çok, o yüzden de. Çok fena koşuşturuyoruz ama affınıza sığınalım yine de ya. Bir tat bir zevk verebilirsek bile. Kesinlikle çok zevkli. Ve şey soracağım. Hani sizi işte seyircilerimiz dinliyor, sizin şarkılarınızı. Peki siz kimi dinliyorsunuz? Onu merak ediyorum. Doğuş kimleri dinler? Valla ben güzel olan her şeyi dinlerim. Kulağıma hitap eden. Herkesi dinleyebilirim yani. Yeter ki kulağımı tırmalamasın. Kulağımı tırmalamayan her şeyi dinlerim. Yabancı mı, yerli mi genelde? Ya niye öyle şu bazı yani. Arkadaşlarımızda şu kompleksler var. Yalnız, çok çok sinir oluyorum ona. Ben işte atıyorum işte Tommy Lee dinlerim falan. Ya da işte ben
Enrique dinlerim falan. Abi gerek yok abi. Ben Türkiye'deki sanatçılardan çok memnunum yani. Yalnız onları şey dinlemekten zevk alıyorum. Ben söyleyeceğim. Doğuş arabasında kesinlikle hiç teyp falan dinlemiyor. Yani radyo, radyo falan dinlemesin. Biz neden? Sus, evet öyle. Ya zaten... Hani genelde arabaya binersin, şarkı dinlersin. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu, evet, bu yumar. Nedeni şu, zaten 24 saat müziğin içerisindeyiz. 7 aydır stüdyoda böyle bir deli dalanlar gibi bir koşturmacamız oldu. Stüdyoda sabahladık. Sabah. O yüzden böyle genelde bu şikayet ederler benim ekibimde çalışan herkes, beraber çalıştığım arkadaşlarım. Kimin arabasına binersen bineyim, ister menajerimin arabasına bineyim, isterse benim araba binsinler, hemen teybi kapatırım. Çünkü yani artık... Yeter biraz, artık bu kadar sakinlik olsun. Ben ruhumu dinlendirmeye çalışıyorum. Yani şöyle anlatayım, müzik ruhun gıdasıdır. Fakat şey, benim enteresan tavırlarım vardır. Mesela araba seslerini dinlemeyi çok seviyorum ben. He. Evet. Yani böyle yanından geçiyorlar ya öyle. Çok keyif alıyorum ondan. İstanbul trafiğinde de artık o kornalar falan. Ya bilmiyorum olsun, ben yine de keyif alıyorum. Yani bir yağmurun cama vurmasından keyif alıyorum. O an müziğin, o an duymak istemiyorum yani. Yani romantik bir kişilik o zaman kişiliğiniz var. Doğayı dinlemeyi seviyorum. O doğadan da müziklerim çıkıyor zaten. Yapmış olduğum eserler çıkıyor. Öyle anlatayım. Evet. O da ilginç bir yöntem tabii. Tabii ki de bu ben müzik dinlemiyorum anlamına gelmez. Ben çok deli gibi müzik dinlerim. Fakat arabada dinlemem. Bu özelliğimi herkes bilir. Kendi albümümü dahi dinlemem yani. Allah Allah. Evet. Bazı insanlar da özellikle mesela değil mi? Yok, bazı alır, arkadaşlarım arabaya koyar, orada dinlerler. Sanatçı arkadaşlarım arabada CD açarlar, son ses öyle dinlerler. Allah! Orada hani kapalı ya, böyle çok geliyor ses falan. Peki, tarzının dışında bir şeyler söylemeyi sever misiniz? Mesela böyle ne bileyim, vallahi farklı tarzlar. Türk sanat müziği olabilir, türkü olabilir. Burada mı, şu anda mı, yoksa ya albümde mi? Evet, bize mi söyleyebilirsiniz, çok mutlu oluruz. Albümde biz Gökhan Bey'le öyle bir projemiz var. Bir türkü yapıp ama böyle tamamıyla batı soundlarıyla bir türkü yapmayı düşünüyoruz. Anonim şarkılarda. Hani zaten yeni türkü yapamazsın. Türkü formunda şarkı yapabilirsin. Çünkü türküler bizim 1500 yıllık, 1000 yıllık çok böyle eski tarihimiz olduğu için bazen de duyuyorum, türkü yaptım diyorlar falan. Çok komiğime gidiyor. Yapmasınlar böyle. Çünkü türkü yapılmaz. Evet. Türküler yapılmış zaten. Bir daha türkü yapamazsın. Türkü formunda şarkı yapabilirsin. Biz düşünüyoruz tabii ki. Öyle bir kafamızda... Şu anda bir zemin hazırladık ama. Benim ses aralığım çok geniş. Tabii şu an... Yani keyif alır mısınız? Yorgunuz. Yorgunuz tabii. Bilmiyorum. Keyif alıyor musun benim türkü okumamdan? Ya Doğuş bak, hani ben onunla çalışıyorum da söylemeyeceğim. Benim Buzan kadar çalıştığım, yani diğer sorusların tamam darılmasınlar da, yani Doğuş bir tane. Bir prova, iki kayıt. Ya yani öyle bir adam. Bir prova yapıyor, ikincisi de kayıt ve kayıt tamamdır yani. Teşekkür ederim. Yani birkaç arkadaşlar daha var da, diğerleri tabii bize çok uğraşıyorlar yani. Duymasınlar şimdi onlar. Onlar biraz çalışsınlar yani, ne diyeyim. Arkadan böyle dedikoduyu da yaptık, eyvah yani. Sonra karışacak ortam. Yani. Kaynatalım. Sonra biraz daha anlat. Kimler mi seni ağırlar? Ya çok ciddi söylüyorum. Doğuş benim için yani çok özel bir adam ya. Çünkü cidden hani biz onunla kapanıyoruz, şarkı yapıyoruz, çalışıyoruz. Ya, ya bir de hani her şeyden öteye çok hani iyi bir de hani müziği falan da biliyor, tamam mı? Ne bileyim ya, hani keyif alıyoruz ya. Ne kadar ve çok iyi okuyor. O zaman ortaya böyle güzel çalışınca daha da güzel şeyler çıkıyordur. Önümüzdeki albümler bilmiyorum ne zaman yapacağız. Kafamız öyle tasarladığımız var tabii. Bir türkü anonim şarkılardan öyle bir şey düşünüyoruz açıkçası. Aynen. Var mı şimdi mesela aklınıza gelen bir şey? Şöyle mırıldansanız bize. Akşam oldu, üzünlendim ben. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine ama. Hasret
kaldım gözlerinin rengine. Ses çıkmaz. Tabii bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür yani belli zaten çıkmadı. Yani resmen kendimi zorluyorum şu anda. Olsun. Sağ olun. Açıkçası. Bizi kırmadınız. Ne de söylediniz. Gayet keyifliydi. Değil mi? Hani tabii. Şu anda rezil olmayalım yani bu kadar da. Yani keyif yapmaya çalışıyoruz. Evet canım. Keyif yapıyoruz burada. Biz evet. Bize sohbet ediyoruz. Evet. Biz bizeyiz. Biz bizeyiz. Saymıyoruz kameraları. Peki iki klip çekildi. Şimdi üçüncüsü yolda mı? Üçüncüsü yolda. Onun hazırlığını yapıyoruz. Bakalım hangi şarkımıza gelecek kısmet. Daha belli değil. Değil daha. Onu genelde şey yapıyor musunuz böyle fanlarınızla ya da internetten duyurup zaten hepsi seçiyor musunuz? Hepsi birbirini kovalıyor. Hepsi birbirine çok yakın. Bakalım kısmet. Hangisi daha öne geçerse ona muhakkak klibimizi çekeceğiz. Geceler çekilmiyor, sen neredesin söyle. Mutsuzluk hep sarıyor, ben neredeyim bilmiyorum. Şimdi kiminlesin, Allah iyilik versin. Çektiğimi sen de çek, çekemez duygusuzsun. Şimdi kiminlesin, Allah iyilik versin. Çektiğimi sen de çek, çekemez duygusuzsun. Fulüs. Nerelere gidiyorsunuz? Her yer. Türkiye'nin her yerine. Kışın zaten Avrupa'dayız komple. Yazında Türkiye'nin her yerine Allah izin verirse gideceğiz. Var zaten şu anda yoğun bir tempodayız. Alınıyor konserlerimiz. Tarihler hep birbirine ekleniyor. Full time devam edeceğiz. Peki bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz müzik adına? Müzik adına gönül ister ki çok daha güzel şeyler yapabilelim. Çok daha ciddi paralar harcayıp senfonilere çaldıralım şarkılarımızı. Aynen. Gönlümüz bunu istiyor. İşte bu yüzden de korsana bir yerden bir şekilde dur derse insanlar artık bizler de daha rahat hareket edip tabii ki yine söylüyorum albümlerden bir para kazanç beklemiyoruz. Hiçbir sanatçı beklemiyor bence artık. Tek ben değil. Artık konserlerden ekstralardan. Konserlerden ekstralardan yapmış olduğumuz işte diğer işlerden. Özel işlerden. Bu istek var mı gerçekten? Hani birçok sanatçı son zamanlarda işte arkasında senfoni orkestrasıyla konserlere çıkıyor ve çok büyük keyif alıyorlar. Öyle bir şey tabii. İleride süper bir şey. Yapacağız tabii. Planlarımız, programlarımız var. Tabii boş durmuyoruz bu arada. Umarım biz de yani seve seve dinlemek isteriz. Umarım ben deriz. Sizden şöyle yine böyle bir hareketli şarkı istesem. Bence sen çal, sen söyle yani ben çok yorgunum çünkü ya. Sen çal, sen söyle. Yemeğin üstüne zaten bir uyuyasım geldi burada. Hadi bakalım be! Bu zamansız
gidişin. Umurumda mı sanki neler neler yaşadım. Silemezdim seni, gerçek aşk bu ama. Hüzünlerinle yaşa, ağlarım mı sanmıştın. Ne fark eder ki bana, gidene dur diyemem. Giden gider zaten, sevene sevme demem. Seven sever zaten, gidene dur diyemem. Giden gider zaten, sevene sevme demem. Seven sever zaten. Sen sev biraz, ben seni seviyorum. Ne olur anla biraz, anla ki gel gör halimi. Ne hallere düşmüşüm, aşkından yanmışım. Söndürsene sen beni. Gidene dur diyemem, giden gider zaten. Sevene sevme demem, seven sever zaten. Gidene dur diyemem, giden gider zaten. Sevene sevme demem, seven sever zaten. Gidene dur diyemem. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok güzel ağırladınız. Çok sağ olun. Yemekler yedik. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Size de aynı şekilde çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Güle güle. Güle güle gidiyoruz. Hoş geldiniz güle güle. Ya böyle kısa bir maceram vardı. Onu anlatayım. Öyle gittim. Tabii. Bir gün böyle yine böyle dışarıda kaldığımız dönemler bir arkadaşım vardı. Dedi ki hadi gidelim, babaannem bizi evine alır. Dışarıda nasıl kar yağıyor anlatamam size. Yani üşüyoruz böyle. Neyse çaldık zili falan filan, bekliyoruz içeri gireceğiz falan. Kapıyı bir açtı. Yaşlı bir teyze vardı. Büyük ihtimalle ölmüştür. Allah rahmet eylesin şimdiden. İçeriden bir sıcak hava geldi. O zaten bize yetti herhalde. Çünkü ondan sonra yolladılar bize mi. Ondan sonra böyle yaptı. Hoş geldiniz. Biz de tam içeri giriyorduk. Güle güle dedi. Sizinki doğru hesap oldu. Tabii ben size bunu yapmıyorum. Hoş geldiniz güle güle dedi. Ama o sıcaklığı aldık. Genelde yetinin dedi. Aynen. Almadı yani sizi içeriye. Yok almadı. Niye alacak? Kaç tane kopil böyle bekliyoruz. O yüzden almamıştır bence. Allah rahmet eylesin. Büyük ihtimalle vefat etmiştir. Çünkü yıllar yıllar önceydi bu. Ay Allah rahmet eylesin. Peki tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür çok ederim. Keyifliydi her şey için. Çok sağ olun. Evet, ünlüler sofrasında haftaya yine ünlü bir sanatçımızın evine konuk olacağız. Hoşçakalın.